Merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Dün temizlik dolu bir gündü. Öğlene kadar gerçekten çok verimli geçti. Bir sürü iş yaptım. Öğleden sonra da köyde çok güzel vakit geçirdik. Oradan beklediğimden geç döndük. Eşim falan da oraya geldi. Herkes orada toplandı. Yemek yedik. Gelince de çocukları uyuttum. Ben de yattım ve gün kapanmış oldu. Bugün yeni bir gün başladı. Şimdi kızlar annemle teyzeme gitti. Orada kuzenimin çocuğu var. Onunla beraber oyun oynuyorlar. Ben evi süpürdüm tekrar. Biraz karıncalanmıştı. Evi toparladım. Yani temizliğe devam etsem işim var. Ama ben buğday unundan ekmek yapacağım. Vaktim kalırsa da bir şey dikmek istiyorum. Etek dikmek istiyorum. Yaz geldi. Ben böyle diz altı, midi etekleri çok seviyorum. Oradan kumaşlardan kendime bir şey uydurabilirsem eğer böyle bir etek dikerim. Kendime dikemezsem kızlara dikerim. Ama bir şey dikeceğim yani. Bugün kafama onu koydum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İp dolabımda böyle 3 parça birbirinden bağımsız kumaş var. Ama bunun saten ve bunun saten olması çok avantajlı benim için. Şimdi aklıma bir şey geldi, onu göstereceğim size. Bir etek yapayım diyorum. Kiloş etek yapayım. İki kızıma birden. Tam onlara göre kumaş var. Şöyle şuradan keserim. Birazcık mini olur. Ama çok beğeneceklerine eminim. Yani yapabileceğim hakkında bir fikrim yok. Daha önce böyle bir şey hiç denemedim ama çok video izledim. Çok seviyorum. Biraz da merakım var. Şimdi kızların ölçüsünü alacağım. Diz boyu ölçüsünü ölçüye göre keseyim. Kafama göre yapmayayım. Annem yaş mayayı hep dondurucuda saklar. Bunların son kullanma tarihi çok çabuk geçiyor. Gerçi bu Ağustos'a kadarmış ama yine de hani o zamana kadar kullanmayı unutabiliyoruz. O yüzden ben de bunları dondurucuda saklayacağım. Normalde ekmek tahtası kullanmıyordum. Tabak kullanıyordum ama bu tezgah biraz daha çizilebilir bir tezgah olduğu için burada daha çok lazım oluyor. Ekmek tahtası burada lazım. Daha önceki evlerimde tezgahlar çizilmiyordu. Ben tezgahı da kullanıyordum normalde. Ama burada kullanamayacağım için şöyle çok tatlı bir ekmek tahtası gördüm. Onu aldım. Yağdanlığım yoktu. Tamam, bir tane. Birine zeytinyağı, birine sıvı yağ koyacağım. Bu ihtiyacımdı. Bunları da aldım. Bir de bundan yoktu. Bu da çok lazım oluyor. Tatlı falan yaptığında tencere dibi sıyırmak için ya da kek kalıbının dibini sıyırmak için falan. Spatula çok işe yarıyor. Hatta keşke... Tamam anneciğim. Keşke iki tane alsaydım. Anneminkini de kırmıştım. Neyse, bir dahaki gittiğimde onu da alırım. Bir de bundan aldım.
Aramızda kalsın yine kızlara oyun saati dedim. İçeride oynayacaksınız dedim. Onlara ben bazen böyle emrivaki yapıyorum. Çünkü emrivaki yapmayınca bir oyun birliği kurmuyorlar. Ama böyle yapınca önce bir emrivakiden başlıyorlar. Sonra kaynaşıyorlar ve o oyunun devamı geliyor. O yüzden şu anda oyun saatleri. Onlar beraber 1 saat oynayacak. 1 saat sonunda ben de onlara eşlik edeceğim. O şekilde onlara söylüyorum. Siz 1 saat oyun oynayacaksınız evcilik. Ben orada işimi halledip ben de size katılacağım deyince daha kolay oluyor uyum sağlamaları. Ben de şu an bugün de terapi niyetine hamurla oynayacağım. Dün biliyorsunuz temizlik yaptım. Bugün de hamur. Hamur seviyorum. Hamur yoğurmayı seviyorum. Ondan sonra biraz böyle kendim için vakit geçireceğim. Aslında bu benim gerçekten kendim için yaptığım bir şey. Kendime iyi gelen şeyler serisinden. Bir şey itiraf edeyim. Hayatımda ilk defa tam buğday unuyla bir ekmek ya da bazlama yapmayı deneyeceğim. Belki bunu bazlamaya çeviririm ben. Hiç tuz katmadım. Tuzunu katmam lazım. Biz az önce markete gidip gelene kadar eriyecektim yani. Şimdi hava döndü. Çok iyi, gerçekten iyi geldi bu serinlik. Dünya varmış. Robotun hamur yoğurma anne, aparatını kaybetmişim. Anne. O yüzden hamurları robota yoğuramıyorum. Anne, renklerin enerjisine daha çok inanmaya başladım. Giydiğim rengin enerjisini ruhuma alıyorum. Gri giydiğimde bu videoyu çektiğim gün çok enerjim düşüktü benim aslında. Hani bir sebep yoktu ama düşüktüm. Bir daha renkli giyinip ya da kendime renkli bir şeyler takacağım. O zaman daha iyi hissediyorum. Çıktı güzelim kurabiyelerim fırından. Hiç tadına bakmadım. Evet, şimdi kapının önünde kuzenlerim var, bir de kardeşim var eşiyle. Dalgona kahve yapacağım onlara. Bakalım beğenecekler mi? İki tane yapacağım, beğenirlerse devamını yaparım. Bir yandan da kurabiyelerimi götüreceğim. Ben misafirlerime değişik şeyler içirmeyi ya da yedirmeyi çok seviyorum. Kendim değişikliğe çok açım ama herkesi de böyle aslında açmaya çalışıyorum. O yüzden bu kahveyi yapmak için böyle fırsat kolluyordum. Tam zaman dedim. Hoş sonra erik toplamaya gittik. Çok fazla içemedik, içemediler ama olsun tadına bakmış oldular. Evet, annemler erik dokuyacaktı. Bu eriğin kompostosunu yapıyoruz. Alaca erik diyoruz biz burada. O kadar lezzetli bir erik ki. O yüzden onun tam zamanıydı. İmece usulü hep beraber topladık. Tabii bir yandan da arada yedik bol bol. Ben akşam yemeği yemedim bu erikleri yedikten sonra. Kilomla ilgili ayrı bir video hazırlayacağım. Orada birazcık takıldım şu anda. Yani bayram girdi araya. Arada kaçamaklar oldu derken şu anda vermiyorum kilo. Almıyorum da. Anlamadığım bir duraklama var ama bekliyorum sabırla. Dün ekmeğimi bitiremedim. Şimdi sabaha kadar mayalandı. Ne kadar mayalanmış bakalım. Bir de onlara böyle tepsi mayası vereceğim. Bezeler yapacağım. Onları biraz daha öyle kabarmasını bekleyeceğim. O arada da kızlara yapmak istediğim yoğurtlu bir atıştırmalık vardı. Onu hazırlayacağım. Sonra eşimin kahvaltısı. Bugüne böyle hızlı bir başlangıç yapıyorum. Gerçi ben kalkalı çok oldu. Yine saat 4 gibi uyanmıştım zaten. Artık hayata karışma zamanı. Hamurum burada. Bakalım nasıl.
Şimdi kızlara çok güzel, böyle sağlıklı bir atıştırmalık hazırlayacağım. Çok basit. Yoğurt, bal, üstüne böyle evde olan meyveleri küçük küçük doğrayıp koyup böyle kaşıkla yağ kağıdının üstüne böyle böyle parçalar koyuyoruz. O donuyor. Donunca da onu bitter çikolataya buluyoruz. Ben bu tarifi çok yerde gördüm. Çok mantıklı geldi. Çok da lezzetli geldi. Kızların seveceğini düşünüyorum. İnşallah severler. Şimdi hemen onu yapacağım ki kahvaltı sonrası onlara vermiş olurum. Hem de yorumlarını görmüş olurum. Başlıyorum. Ben dün taze muz bulamadım marketlerde. Dondurucuya koyduğum muzlardan kesmeye çalışacağım. Bunu yapmaya çalışacağım. Dolapta bekleyen bütün meyveleri hemen soyup doğrayıp dondurucuya atıyorum. Daha sonra onları çocuklara blenderdan yoğurtla beraber geçirip dondurma diye veriyorum. Bu muzlar da biraz beklemişti. Onları da dondurucuya aldım. Ben dondurulmuş muzun kesildiğini hiç bilmiyordum, bıçak değdiğini. Çok kolay oldu. Hiç sorun olmadı. Çilek de vardı. Ona denemedim. Bu arada eşimin kahvaltısını hazırlamıştım. O da kahvaltısını yapıp gidecekti. O diyette olmadığı için tabii ona bu şekilde çikolatalı ekmekler verebiliyorum. Bu tarifi tadımlık yapıyorum. Aslında çilek de ekleyebilirdim, şeftali de ekleyebilirdim. Başka zamanlar öyle karışık meyveler de koyabiliriz. Hani sizin evinizde ne varsa, elma bile koyulabilir. Hani yoğurt, bal, meyve o şekilde dondurup dışına çikolata. Ekmekleri de mayaladım. Daha sonra şimdi mutfağı toparlarken bir yandan pişirmeye başlayacaktım. Hem kızlara yetişsin hem annemlere yetişsin istiyordum. O yüzden hızlıca işlere koyuluyorum. Ekmek pişti, içini göstereyim şöyle. Çok güzel gözüküyor. Tadına bakmadım ama şimdi annemler kahvaltı masasındaymış. Hemen bunu onlara yetiştireyim, kahvaltısına yesinler sıcak sıcak. Çok güzel kabarıyorlar. Bakar mısınız şöyle? Çok güzel gözüküyor. Kahvaltı tabağımı hazırladım. Şimdi ekmek kopardım biraz. Tadına bakacağım. Size yorum yapacağım tadı hakkında. Ne diyor? Kesinlikle deneyin. Ben bu ekmekten sık yapmalıyım. Yani inşallah unutmam yapmayı ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok tok, çok böyle şu kadarcık bir parçasıyla gerçekten doyabilirim. Bayıldım. Mutlaka yapın. Çok kolay. Efendim? Şimdi ben Maria usulü bir bitter çikolata eriteceğim. Sonra bu arkadaşları o çikolataya batıracağım ve hemen tadına bakacağım. Bunu ben de yiyebilirim. Diyettekiler de yiyebiliyor. Çok merak ediyorum tadını. İlk kez denediğim için ve tadımlık olduğu için az porsiyonlu yaptım. Yani çok fazla yapmadım. Bir dahakine daha fazla yapıp hani o şekilde saklayabilirim buzlukta. Dünkü yorumlarınızın hepsini okudum, defalarca okudum gün içinde. Cevaplayamadığım için tekrar kusuruma bakmayın. Bir fırsat bulursam bugün onlara cevap vermek istiyorum. Hepsine hep cevap vermek istiyorum. İçimden veriyorum. O arada ilk yaptığım çoktan dondu bile. Tadını hemen bakayım tadına. İnanılmaz güzel. Anlatamam. Bunu yaşamak lazım. 10 üzerinden buna 10 veriyorum. Hiçbir falsosu firesi yok. Harika olmuş. Bunu çocuklarımıza yapalım. Ben bunu gerçekten yaz boyu çocuklara yapabiliriz bence atıştırmalık niyetine. Marketten çikolata alacağımıza bunu verebiliriz. Hoş, dışında bitter var ama en azından bitter. Hani diğerlerine göre daha az zararlı. İçinde yoğurt ve meyve var ve bal var. Çok güzel olmuş. Hemen dondurucuya koyayım, soğusun. Çünkü. Soğuk mu biraz? Bir dondurma. Nasıl tadı? Beğendin mi? Bak bakalım tadına.
Biraz soğuması lazım. Beğenmedin mi? Hayır. Soğuk mu beğenmedin mi? Lila beğenmedi ve beğenmediği gibi koltuğuma çıkardı ağzından cimcime. Ama İpek çok beğendi. Yaparım, ben de çok beğendim. Bunu dondurucuda yaz boyunca tutmaya çalışırım yani. Bu videoda çok güzel tarifler oldu. Çok içime sindi hepsi de. Hepsinin tariflerini açıklamalar kısmına yazacağım. Tamam. Oradan alıp siz de deneyebilirsiniz. İşte değiştirdim. Bunu beğenmeyi unutmayın. Ben de iyi bakım. Bye bye.